Cengiz Han artık kimsenin sözüne kulak asmıyor. Rahat bırak. Belki kendini daha kolay toparlar. Belli etmiyor. Ama çok üzüldü. Bana doğruyu söyle. İyileşir miyim? Evet, elbette iyileşirsin. Ama bir süre yatman lazım hanım. At sırtında yaşayan at sırtında ölür derler. Hanım, yarın Bozkır'a dönelim. Olur mu? Hayır, Yesui. Beni kandırmaya çalışma. Pekala. Emrini hatırlıyor musun hanım? Yarın kurultayı toplayacaktın. Madem beni dinlemiyorsun, kurultay karar versin. Olur mu? Cengiz Han! Han baba! Herkes otursun. Cengiz Han dün av sırasında yaralandı. Dünden beri ateşini düşüremedik. Ordunun bundan sonra ne yapacağını siz karar vereceksiniz. Abi, ben ordunun çekilmesinden yanayım. Tangut halkı şehirleri inşa ettikleri evlerde yaşıyor. Bizim göçtüğümüz gibi göçmezler. Oldukları yerde oturacaklar. Sen iyileştikten sonra tekrar geliriz. Cezaları neyse veririz. Amcamın fikrine katılıyorum. Han babamın sağlığı daha önemli. Cengiz Han 63 yaşına geldi. Batı seferinde çok savaşlar gördü ve zorluklar çekti. Bence yeni sefere çıkmadan önce dinlenmeli. Hanım, Tangut ordusu çok zayıf. Onları yenmek için senin gitmene gerek yok. Sen iyileşmene bak. Biz hallederiz. Tangut hükümdarını yakalar Bozkır'a göndeririz. Hanım, görüyorsun herkes dönmeni istiyor. Hayır. Bundan 44 yıl önce merkitlerle giriştiğim savaştan beri büyük küçük birçok savaşa girdim ama zafer kazanmadan obama dönmedim. Tangut hükümdarı bir keresinde askerimizin yeterli olmadığını söylemişti. Şimdi hasta ordumu çekersem korktum zannedip arkamdan gülerler. Hanım, iyi bir komutan kısa vadeli çıkarlar için mücadeleye girişmez. Hanım baba. Hanım. 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 Peki. Oturun. Yalnız hasta ordumu çeksen bile Tangutları mutlu etmek istemem. Burada ordugah kurarım. Teslim olmaları için Tangutlara elçi gönderirim. Tangut hükümdarı Cengiz Han'ın umudunu boşa çıkardı ve teslim olmayı reddetti. Aksine elçilere kimsenin eli kanlı Moğollarla pazarlık etmeyeceğini söyledi. 1,5 yıl sürecek savaş böylece başladı. ...1227 Ağustos'u Kansu bölgesi. Cengiz Han'ın hastalığı ağırlaştı. Ağustos ayında kar yağmıştı. Hanım. Bir rüya gördüm. Rüyamda babam Yesügey, annem Höelün, kız kardeşim Temülün, erkek kardeşim Haçyun vardı. Beni görünce hepsi çok mutlu oldu. Sonra Borahul, Muhali,
En sevdiğim torunum Ötigen, bir de ağzında diş kalmamış ihtiyar dadımız Hoheichen geldi. Yalnız Börte'nin, oğlum Joachim'in, Belgüte'nin abi Kasar'la bir olup vurduğumuz Bekter'in yüzü hiç gülmüyordu. Hadan da benden uzak durdu. Ona seslenip gel dedim ama beni duymadı. Evet. Ömrüm boyunca savaştığım düşmanlarımın hangisi iyiydi, hangisi kötüydü bilemedim. Ama aileme gelince bu dört insana çok şey borçlu olduğumu biliyorum. İleride yavaş yavaş öderim. Hanım, Tangutlar teslim oldu. Hanım. Hanım, kalkacak durumda değilsin. Hadi yat yatağına. Hayır. Gücüm tükenmeden, nefesim kesilmeden sevdiklerime söylemek istediğim şeyler var. Naya. Evet. Herkesi buraya çağır. Peki. Ebedi gök beni yanına çağırıyor. Bilmenizi istediğim önemli birkaç şey var. Hanım! Kalkın. Birincisi, Kin Hanedanı'nı yıkmak için kullanacağımız strateji. Kin Hanedanı'nın yıldırım birlikleri Tongguan bölgesinde bekliyor. Bölgeyi kuzeyde geniş bir ırmak, güneyde de Lian dağları koruyor. Savunması kolay ama alması zor bir bölge. Ancak hala Kin Hanedanı'nın elinde tuttuğu Atam Ambakay Han'ın kemiklerini geri almak zorundayız. İkincisi, Tangut Seferi. Han baba, Tangutlar teslim oldu zaten. Hayır, sadece teslim olacaklarını söylediler. Yarından itibaren kademeli olarak kuzeye çekileceğiz. Yolda ölecek olursam sakın cenaze töreni yapmayın. Öldüğümü kimseye duyurmayın, düşmana belli etmeyin. Tangut hükümdarı belirlenen saatte gelir de teslim olursa geri dönmesine izin vermeyin. Onu elinizde tutun ki ordusu peşimize düşsün. Sonra hepsini öldürüp sorunun kaynağını kurutun. Baş üstüne. Üçüncüsü, ben öldükten sonra bu tahta oğullarımdan sadece biri oturacak. Her şeyimi üçüncü oğlum Ogada'ya bırakıyorum. Hanınız odur. Elinizden geldiğince destek verin. Olur mu? Peki. Ogaday. Han baba. Hanım. Yelüşukay. Sana bıraktığım şeyler arasında en değerli olandır. Sana devlet adamı olmayı o öğretecek. Sağ ol Han baba. Pekala. Söyleyeceklerimi söyledim. Hepsi bu kadardı. Thank you.
onu selamlayın. Tarih 25 Ağustos 1227 idi. Cengiz Han 66 yaşındayken Kıpçak ülkesinde Liupan Dağı'nın eteğinden köye yükseldi. Çocukları naaşını bozkıra geri götürdü. Cenaze töreni yapılmadı. Cengiz Han'ın gömüldüğü yerin çevresine saplanan otlarla bir çember çizildi. Uzun süre gece gündüz koruma altında tutuldu. Kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Moğollar mezar bölgesini yasak yer ilan ettiler. Aradan 700 yıldan fazla zaman geçti. Cengiz Han'ın mezarı zaman içinde bir bilmeceye dönüştü. Tarihçiler bu büyük insanın mezarının yeri, başarıları ve başarısızlıkları hakkında sayısız yorum yaptı. İzlediğiniz dizide anlatılan Cengiz Han, bütün kalbiyle inandığı ebedi gök tengrinin sevgili oğlu, çeşitli duygu ve düşüncelere sahip, kişiliğinde asaleti ve acımasızlığı, bilgeliği ve yanılgıları, başarıları ve pişmanlıkları bir arada barındıran sıradan bir insandır.风从草原走过，吹散多少传说，留下的只有你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。